Gençler merhaba. TT kamp videolarına başlıyoruz. Konularımızı öz bir şekilde ve ÖSYM'nin soru sorabileceği yerlere dikkat çekerekten hazırlayacağız. Yani konuları yaymayacağız gençler. Ve bol soru çözümleri yapacağız. İlk konumuz fizik bilimine giriş konusu. Fizik bilimine giriş konusunu 3 kategoride inceleyeceğiz. Fiziğin alt dalları, fiziksel inceliklerin sınıflandırılması ve bilim araştırma merkezleri olarak. Burada bizim için en önemli kısım fiziksel inceliklerin sınıflandırılması kısmı olacak. Fiziksel inceliklerin sınıflandırılması kısmı olacak ve buraya odaklanacağız. Ben ilk önce fiziksel inceliklerin sınıflandırılması kısmıyla başlayacağım gençler. Fiziksel incelikler temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler olarak iki kategoride incelenecek. Temel büyüklükler 7 taneydi. Ve bunun dışına kalan bütün büyüklükler ise türetilmiş büyüklük grubuna girecek. Gençler bu 7 temel büyüklüğü çok iyi bileceğiz. Ayrıntılarını da bileceğiz. Zaten konunun can alıcı kısmı burası. Bunlar baş harfi olarak kısamız olarak kodluyoruz. Birincisinden başlıyorum. Birincisi kütle. Kütlenin SI birimi kilogram. Buradaki SI birimi nedir arkadaşlar? Normalde gram, kilogram, ton bunlar uluslararası standart geçerliliği olan birimler. Fakat SI dediğimiz bizim formüllere kullanmak üzere belirlemiş olduğumuz bir standart. Dünyada bilim dilinin ortak bir şey konuşulması için bunlar SI birim sistemine alınmış durumda. Kütlesi M, ölçüm aracı ise terazi, eşit kollu terazi. İkincisi ışık şiddeti. Birimi kandela cd ile gösteriyoruz. Simgesi I. Ölçüm aracı fotometre. Üçüncüsü sıcaklık. Sıcaklığın SI birimi nedir? En çok karıştırılan ve sorulan birimlerden birisi. Santigrat mı? Kelvin mi? Fahrenheit mı arkadaşlar? Tabii ki Kelvin olacak gençler. K harfiyle göstereceğiz kısaca birim olarak. Sıcaklığı büyük T ile ya da küçük T ile gösteriyoruz. Ölçüm aracı termometre. Dördüncüsü akım şiddeti. Birimi amperdir. Simgesi i ya da i ile gösteriyoruz. Ölçüm aracı ampermetre. Beşincisi madde miktarı. SI birimi mol. Herhangi bir ölçüm aracı yok. Madde miktarı yani mol kısmını kimyada kullansak da buradaki büyüklükler her bilim için geçerli olan büyüklükler. Yani sadece fizikte kullanılan büyüklükler değil. Yani biyolojide kullanılan temel büyüklük diye bir şey yoktur. Bu bütün bilimler için ortak bir büyüklüktür. Altıncısı uzunluk. 20 metre olacak. Simgesi pek çok simge kullanıyoruz. X olabilir, d olabilir. Çok önemli değil. Ölçüm aracı da çok farklı isimleri var. Mesela kumpas bunlardan birisi ölçüm aracı olarak. Şerit metre var. Mezura var. Sayamayacağımız bir sürü uzunluk ölçüm aracı var ve yedincisi zaman olacak. Esay birimi saniye. Zamanı küçük t ile gösteriyoruz genelde. Ölçüm aracı ise kronometre. Baş harflerin birleştirdiği zaman kısamız oluştuğunda şöyle bir kere daha hatırlatmış olayım. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar bu konunun en önemli, en ayrıntısına kadar bilinmesi gereken yer burası. Karıştırılan yerlere dikkat çekmiş olayım. Mesela kütlenin birimini gram ile karıştırmayacağız. Işık şiddeti kandela demiştik. Sıcaklığı santigrat ile karıştırmayacağız. Akım şiddetini volt ile karıştırmayacağız. Uzunluk metre, bunu santimetre ya da milimetre ile karıştırmayacağız. Zaman saniyedir. Bunu da saat ile karıştırmayacağız. Türetilmiş büyüklüklere bakalım. Demiştik ya temel büyüklükler 7 tane. Bunun dışında kalan bütün büyüklükler türetilmiş büyüklük grubuna giriyor. Örnek verelim. Öz kütle SI birimi evet öz kütlenin dikkat etmemiz lazım. Normalde gram bölü santimetre küp kullanıyoruz öz kütleyi. Fakat SI birimi olunca kilogram bölü metre küp olur. Simgesinde D ile gösteriyoruz. Tabi burası simge çok önemli değil arkadaşlar. Simge ile yazıyoruz ama sınavda simgesi olacak hali yok. Sıra basınç. SI birimi Pascal yani Newton bölü metre kare. P ile gösteriyoruz. İvmeyi örnek verebiliriz. Metre bölü saniye kare. Simgesi A. Hızı örnek verebiliriz. Hız ya da sürat örnek verebiliriz. Metre bölü saniye birimi V ile gösteriyoruz. Isıyı örnek verebiliriz. Gençler bu önemli. Çünkü sıcaklıkla karıştırmamamız lazım. Isı ve sıcaklığın farklı kavramlar olduğunu biliyoruz zaten. Birimini de karıştırmamamız lazım. Isının birimini genelde kalori kullanırız. Ama esay birimi juldur Ve Q ile gösteririz. Bütün enerji türlerini buraya şöyle dahil edebiliriz. Enerji diyelim. Kinetik enerji, potansiyel enerji, elektriksel enerji. Birimi yine Joule. E ile gösteririz enerjiyi genelde. Konum diyebiliriz ya da yer değiştirme diyebiliriz. Biz konum yazmış olalım. Bunların birimi metre. Konumu x ile gösteriyoruz. Uzunluk ile karıştırmamamız lazım. Çünkü konum vektörel bir büyüklük. Yönlü bir büyüklük. Bu esnada türetilmiş büyüklükler hem vektörel hem skaler olabilmekte. Temel büyüklükler sadece skaler büyüklüklerdir. Biraz sonra ondan da bahsedeceğiz. Türetilmiş büyüklüklerin sınırı yok. Binlerce yazabiliriz. Temel büyüklüğü bilince türetilmiş büyüklüğü zaten bilmiş oluyoruz diyebiliriz. Bunlarla ilgili ne tarz sorular çıkıyor? Hemen bir örnek yapalım. TET'de çıkmış bir soru benzeri olarak. Ali Bey aracının bakımını yaptırmak üzere evinden 5 km uzaktaki servise 10 dakikada uğramıştır. Ali Bey'in aracına 5 litre motor yağı konulmuştur. Buna göre paragrafta geçen birimlerin esay birim sistemindeki karşılıkları aşağıdakilerden hangisidir? Hemen büyüklüklere bakıyoruz. 10 dakika verilmiş, 5 kilometre verilmiş ve 5 litre verilmiş. Kilometrenin esay birim karşılığı metre demiştik. Dakikanın yani zamanın esay birimi saniye demiştik. Litre verilmiş bize. Litrenin karşılığı yani bir hacim. Hacimin esay birimi ne olabilir? santimetre küp, milimetre küp, metre küp. Tabii ki metre kullandığımız için uzunlukta metre küp olacak arkadaşlar. Zamana saniye dedik. Hacime metre küp dedik. Uzunluğa metre dedik. Doğru cevap B şıkkı oldu. 2023 MSU sınavında da bir soru çıkmıştı. Ona bir göz atalım. Şekilde bir lamba reklamı görseli vardır. Lamba üzerinde yer alan 1, 2, 3 ile belirten bilgilerin hangi temel büyüklüktür? Birinci bilgi 220 volt gerilim denilmiş. İkinci bilgiye 2 amper akım geçiyor demiş. Üçüncü bilgi ise 5 watt güç harcadığından bahsetmiş. Bize temel büyüklükler sorulduğu için burada volt temel büyüklük değildir. Amper temel büyüklüktür. Evet amperi dahil edebiliriz. Watt temel büyüklük değildir. Yani yalnız iki temel büyüklüktür diyoruz. Akım şiddeti amper temel büyüklük. Bir başka örnekte diyor ki, aşağıda bir etkinlik verilmiştir. Etkinlikte girişten başlayarak temel büyüklükler takip edilecektir. Etkinlik doğru takip edildiğinde hangi numaraya ulaşılır? Girişimizde 3 tane seçenek var. Isı, ışık akısı ve madde miktarı. Isıyı sıcaklıkla karıştırmayacağız. Işık akısını ışık şiddetiyle karıştırmayacağız. Madde miktarı temel büyüklüktür. O zaman buradan yolumuza devam ediyoruz. Buradan sonra iki seçenek karşımıza çıkıyor. Ağırlık ve uzunluk. Ağırlığı kütleyle karıştırmayacağız. Uzunluk temel bir büyüklüktü. Evet doğru seçeneğimiz uzunluk olacaktır. 5 numaradan çıkabiliriz. Bir başka örnek ediyor ki aşağıdaki ölçü aletlerinden hangileri fizikteki türetilmiş bir büyüklüğü ölçmek için kullanılır? Kronometre zaman ölçerdi. Temel büyüklük o zaman A şıkkı olamaz. Termometre sıcaklık ölçer temel büyüklüğü ölçtüğü için B olamaz. Ampermetre akım şiddeti ölçer. Temel büyüklüğü ölçtüğü için olamaz. Fotometre ışık şiddetini ölçüyor. O da temel büyüklük. Bu da olamaz. Geriye altimetre kalıyor. Altimetre de basınç ile ilgili bir ölçü aletidir. Doğru cevap E şıkkı olacak. Basınç temel büyüklük değildir. Türetilmiş büyüklüktür. Büyüklüklerin gruplandırılmasında bir fiziksel inceliklerin gruplandırılması var. Skaler büyüklükler, vektörel büyüklükler olarak aslında burası bütün bir dört yılın birikimi olacak gençler. Yani burada bir şey ezberlemekten ziyade her konu girişinde bir büyüklüğün vektörel mi skaler mi olduğunu bilerek zaten işlem yapacağız. Ama biz kabaca burada bazı şeyleri vermiş olalım. Karıştırmamamız gereken bazı şeylerden de bahsetmiş olalım. Skaler büyüklükler, vektörel büyüklükler. Bunların temel farkı nedir? Vektörel büyüklükler yönlü büyüklüklerdir. Yönlü büyüklüklere vektörel büyüklük diyeceğiz. Yönsüz büyüklüklere skaler büyüklük diyeceğiz. Çok ayrıntılı tanımlara sizi boğmak istemiyorum. Hani vektörel büyüklük için şöyle bir şey diyebiliriz. Yönlendirilmiş doğru parçalardır. Başlangıç noktası doğrultusu yönü ve büyüklüğü olan büyüklüklere vektörel büyüklük denir diye bir tanımımız var. Fakat bunlar 11. sınıf vektörel konusunda en ayrıntılı kısmına kadar zaten işlenecek. O tarz kavramlara şimdiden girmenin çok bir anlamı yok. Skaler büyüklük sayı artı birimden oluşur. Vektörel büyüklük ise sayı artı birim artı yönden oluşur arkadaşlar. Örnek verelim vektörel büyüklüğe. Mesela kuvvet. Kuvvet yönlü bir büyüklüktür. Dolayısıyla vektöreldir. Skaler büyüklüğe örnek verelim. Öz kütle. Öz kütle de herhangi bir yönden bahsedemeyeceğimiz için öz kütle skaler bir büyüklüktür. Ben şimdi birkaç tanesini karıştırılabilen bazı büyüklüklerden örnek vereceğim. Mesela kütle. Skaler büyüklüktür. Ağırlık vektörel büyüklüktür. Ağırlık ile kütleyi birbirine karıştırmayacağız. Dediğim gibi ilerleyen konularda zaten bunları görmüş olacağız. Sürat skaler iken hız vektöreldir. Bir başka karıştırılan kısım basınç olayı var. Basınç vektörel mi skaler mi? En çok karıştırılan sorulan sorulardan birisi bu. Basınç skalerdir tabii ki arkadaşlar. Basıncı biz problemlere genelde vektörle gösterdiğimiz için aklımızda vektörel gibi kalabilir ama değildir. Basınç kuvveti vektöreldir. Yer değiştirme ile uzunluk karıştırabilir. Onu da belirtelim. Uzunluk skaler büyüklüktür. Yer değiştirme vektörel büyüklüktür. Bütün enerji çeşitleri skalerdir. Buna enerjiler diye yazayım ben. Potansiyel enerji, kinetik enerji, elektriksel enerji aklımıza ne geliyorsa hepsi skaler büyüklüklerdir. Vektörel büyüklüğe bir örnek daha vermiş olalım. Mesela ivmeyi verebiliriz. İvme vektörel bir büyüklüktür. Hızdaki değişim. Bunların da örnekleri bitmez arkadaşlar. Bütün büyüklükleri bu şekilde gruplayabiliriz. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi bunların da oturup üzerine özel çalışma yapmayalım. Ha, temel büyüklüklerin hepsi skalertir. Onu da yazalım arkadaşlar. 7 temel büyüklükler skaler büyüklüklerdir. Büyüklük skaler diye notumuzu düşmüş olduk. Süretilmiş büyüklükler hem skaler olabilir hem vektörel olabilir. Onunla hepsi var ama temel büyüklüklerin hepsi skaler büyüklüktür. Bu konudaki ikinci kısım olarak fiziğin alt alanları, alt dalları kısmına gelelim. Mekanik, elektromanyetizma, optik, yüksek enerji ve plazma fiziği, termodinamik atom fiziği, nükleer fizik ve katı hal fiziği olarak fiziğin alt alanları var. Gençler bunları da kabaca bilip geçmekte çok büyük fayda var. Şimdiden uyarmış olayım. Bazı öğrenciler aşırı takılıyor buraya. Sürekli burada yoğunlaşıyorlar. Burası yoğunlaşma gerektirecek kadar bir kısım değil. ÖSM'nin buradan soru sorabilme ihtimali binde bir bile değil desem yeridir arkadaşlar. Kalkıp da şunlardan hangisi fiziğin alt alandır? Ya da şu hangi alt alandan hangi meslek çıkar gibi bir soru bir bilimsel bir soru olamaz. Sizden ricam bu konuyu bir an önce hızlıca geçmeniz. Buraya takılıp bu konuda yoğunlaşmayın. Asıl konular, asıl baba konular ileride geliyor arkadaşlar. Böyle bir çalışma yapan arkadaşımız varsa çok büyük yanlış yapıyordur. Hani biyoloji çalışır gibi tek tek alt alanları yazayım. Bunların mesleklerini yazayım. Bunlar hangi alanla ilgilendir? Bunlardan hangi bölümler çıkar falan gibi böyle. Ayrıntılı ayrıntılı yazıyorsanız fizik çalışmaya yanlış başlamışsınız demektir gençler. Şimdi kısaca nereleri bilmemiz gerekiyor? Onları bir vurgulayayım bir. Fiziğin alt dallarından şöyle baş harflerini birleştirdik. Bir kamyonet çıkmış arkadaşlar. Bunun bize hiçbir katkısı ve kıymeti yok. ÖSYM bize kaç tane alt alan var bunları sayın gibi bir şey söylemeyecek. Bu işlere çok kafa takanlar için Fehmi Baba'dan bir uyarı alalım. Ya, i̇cat çıkartmayın benim başıma ya. Benim başıma durup durken icat çıkarmayın ya. ya. Mekanik nedir kısmına gelelim. Cisimlerin nasıl hareket ettiklerini ve nasıl etkileştiklerini inceler. Zaten lise yıllarında göreceğimiz fizik müfredatın çoğunluğu mekanikten oluşmakta. Bir taşın nasıl düştüğü, bir top mermisinin kinetik enerjisi Kim vesaire. Elektromanyetizma alt alanına bakalım. Elektrik ve manyetizma alanlarının elektromanyetizma adıyla birleştirilmiş halidir. Manyetizma mıknatıslar, maddenin manyetik özellikleri, manyetik alanlar ve dünyanın manyetik alanını inceler. Elektrik ise durgun ya da hareketli yükler ve bunların etkilerini inceler diyelim kısaca. Üçüncü olarak optiğe bakalım. Işık ile ilgili olayları ve ışığın saydam ortamlardaki davranışlarını inceler. Gölge oluşumu, aydınlanma, kırılma, renk, görme olayları gibi ya da mercekler, prizmalar, aynalar optik konusunun arasında teleskop, dürbün, fotoğraf makinesi, gözlük, büyüteç, mikroskop, fiber optik kablolar gibi uygulama alanları var. Dördüncü olarak yüksek enerji ve plazma fiziğine bakalım. Atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Maddenin dördüncü hali plazma bu alan ile ilgilidir. Şurada atom altı parçacıklar kısmının altını çiziyorum. Burada küçük bir ayrım yapacağım. Termodinamik alt alanına bakalım. Enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler ısı akışı gibi olaylar diyelim. Rüzgar, yağış şekilleri, doğa olayları, ısıtma, soğutma sistemleri, yalıtım malzemeleri, besinlerin enerji elde edilmesi gibi kısımlar bu alanlarla ilgilidir diyebiliriz. Atom fiziğine gelelim. Atom fiziği atomları oluşturan unsurları ve bu unsurların birbirleriyle olan etkileşimleri inceler yani moleküller diyebiliriz. Burada küçük bir repliğimiz var. Onu da bir izlemiş olalım. Birazcık tebessüm edelim. Atom fiziği de profesörlük de yarın dibine bassın. Bu bundan sonra başka bir adam olacağım. Nasıl başka bir adam? Babamı mezara itenlerden daha gaddar, daha insafsız. Onun için atom fiziğine de profesörlüğe de lanet olsun. Sen alim adamsın abi. Başka ne iş bilirsin? Evet atom fiziği yerin dibine girmesin ama diğer alanlarla devam edelim. Nükleer fiziğe bakalım. Atom çekirdeğinin yapısını ve kararsız çekirdeklerin yaptıkları ışımaları inceler. Atom çekirdeğinin yapısını inceliyoruz. Dikkat! Nükleer fizik, radyasyonu ve canlıların radyasyondan korunma yollarını araştırır. Gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Nükleer fizik için şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Günümüzde artık geniş bir kullanım alanı var. Nükleer fizik artık tıpta kullanılan bir alan haline geldiği için bunu da hatırlatalım. Gerek görüntüleme, gerekse tedavilerde kullanılan ışınlar nükleer fizik sayesinde geliştirilmektedir. Gelelim katı hal fiziğine. Yoğun haldeki genelde kristal yapılı maddelerin elektriksel, manyetik, optik, termal, esneklik özelliklerini inceler. Yarı etken ve süper etken malzemelerin gelişimi ile dijital teknolojinin uygulama alanlarını kapsar. Elektronik malzemelerin alt yapıları buradan gelişiyor diyebiliriz. Bu katı hal fiziğinin tanımı biraz kapalı oluyor. Mesela katı hal fiziği var. Sıvı hal fiziği de var mı arkadaşlar? Öyle bir mantığa girmeyelim. Sıvı hal fiziği diye bir fizik yoktur. Buradaki katı hal maddenin katı sıvı gaz haliyle alakalı değil arkadaşlar. Bunun da altını çizmiş olalım. Mesela bir tablet ekranı düşünelim. Tablet ekranının elektriksel yapısını, manyetik yapısını, optik yapısını, ışığı geçirip geçirmeme, termal yani ısıya duyarlılık yapısını ve esneklik özelliğini ayrı ayrı incelemiş oluyoruz. Bunlar toplam katı hal fiziğinin alanı gibi düşünelim. Zihnimizde o şekilde kalmış olsun. Sevgili gençler biz bu şekilde bir tanım vermiş olsak da bu alanları birbirinden ayırmak çok zor. Bu alanla alakalı bilimsel olmayan pek çok yanlış soru var, gereksiz soru var. Buralara emek edip yorulmanızı istemiyorum. Mesela bu katı hal fiziğinin alanlarında nanoteknoloji, süperiletkenlik, e, süperiletkenlik deyince arkadaşlar termodinamik ve süperiletkenlikle ilgilenir. Yani böyle keskin bir çizgisi yok. Ortak çalışma alanları vardır. Elektromanyetizma da yine katı hal fiziğinin alanlarından birisi. Yani ayırt edemeyiz yani. Elektromanyetizmayı da kullanır. Aynı şekilde kuantum fiziği de kullandı. Bunları birbirinden keskin çizgiler ayırmak çok zor şeyler. Mesela fiber optik olayı. Tamam optikle alakalı ama bunun elektrikle alakası yok mu? Kesinlikle var. Mesela piyasadaki çok yaygın polemik sorulardan birisi. Nanoteknoloji fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir? Katı hal fiziği mi? Atom fiziği mi? Ya niye böyle bir ayrım yapalım arkadaşlar? Yani her de alt alanı olamaz mı bu yani? Yani bu tarz sorulardan kaçının arkadaşlar. Böyle bir sorular bilimsel değil. ÖSYM böyle bir şey sormaz. Böyle sorulara şu meşhur dayımızın repliğiyle tepki verelim. Tekrar net bir şekilde söylüyorum. Gençler bu kısmı hızlıca geçin. Önümüzdeki konulara çalışın. Şu kısma bir vurgu yapmak istiyorum gençler. Atom fiziği atomlarla ilgileniyor. Fakat atom altı parçacıklarla yüksek enerji ve plazma fiziği ilgileniyor. Atom çekirdeği ile ilgili ise yine atom fiziği değil nükleer fizik ilgileniyor. Bu üç ayrıma dikkat etmek lazım arkadaşlar. Son olarak bu konunun bilim merkezleri kısmı var. TÜBİTAK, ASESAN, TAEK yani Türkiye Atom Enerji Kurumu, CERN diye yazan CERN, ESA ve NASA. Gençler bunlarla ilgili doğrudan bir soru çıkacağını sanmıyorum. Ama biz tanımlamış olalım şöyle bunların ne olduğunu. TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. 63 yılında kurulmuş, toplumun yaşam kalitesini artmasına hizmet etmek, akademik ve endüstriyel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bunun gibi amaçlarla kurulmuş bir kurumdur. Evet, CERN kurumu Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi dev bir parçaçık fiziği laboratuvarıdır. İsviçre ve Fransa sınırında kurulmuştur. TAEK, Türkiye Atom Enerji Kurumu, hatta bunun da ismi değişti artık arkadaşlar. Fakat müfredatta TAEK olarak geçiyor. Ama kalkıp da bu nedir, ne yapar diye sormazlar bize. Nükleer radyoaktif madde kullanımından doğabilecek tehlikelere karşı halkın sağlık ve güvenliğini ve çevrenin korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri alır. Aselsan var askeri elektronik sanayi. 75 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme cihazı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur. Haversan, Roketsan gibi bir sürü alt alanı var. ESA, Avrupa Uzay Ajansı, 75 yılında uzayın keşfini amaçlayan hükümetler arası bir organizasyon olarak kurulmuştur. NASA Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olarak geçiyor. Amerika'nın uzay programı çalışmalarını yapmaktadır. Ay'a uçuşları ile biliyoruz. İnsanlı ve insansız uzay uçuşları yapmaktadır. Rusya'nın uzay çalışmaları üzerine NASA halktan toplanan paralarla büyük bir bütçeyle kurulmuş bir kurumdur. Dediğim gibi burada fazla enerjimizi sarf etmiyoruz. Burayı hızlı geçiyoruz. Burası Esra'daki Space uzay. NASA'daki Space yine uzay olduğunu bilelim. Şuradaki askeri olduğunu görmüş olalım. Yukarı verilen ölçüm araçlarından hangileri bir temel büyüklüğü ölçmek için kullanılır? Dinamometre kuvvet ölçmek için ya da ağırlık ölçmek için kullanılır. Dolayısıyla temel büyüklük değildir. Termometre sıcaklık ölçer. Evet, temel büyüklüktür. Voltmetre gerilim ölçer. Akım ölçmüyor. Dikkat bu da temel büyüklük değildir arkadaşlar. Yalnız terometre temel büyüklüğü ölçmek için kullanılır. Cevap yalnız 2 olacaktır. Aşağıdaki fiziksel incelik ve birimlerin eşleştirilmesi verilmiştir. Şu şekilde verilmiş. Buna göre bu eşleştirmelerden hangileri SI birimine uygun olarak yapılmamıştır diye sorulmuş. Isı arkadaşlar karşılığında kalori yazılmış. Evet ısıyı günlük hayatta genelde kalori olarak kullansak da ısının esay SI birimi juldür arkadaşlar. Bu yanlış eşleştirilmiştir. Sıcaklık santigrat derece. Evet günlük hayatta santigrat dereceyi kullansak da esay SI birimi kelvin olarak kullanılacaktır. Bu da yanlış oldu. Zaman birimi saat olarak verilmiş. Evet saati de kullanmış olsak da SI birimine göre saniye kullanılacaktır arkadaşlar. Bu da yanlış oldu. Dolayısıyla bütün eşleştirmeler yanlış yapılmıştır. Müzik